Merhaba hanımlar, Pınar İğne Oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelimi siyah örnek mendilimin üzerine hazırlayacağım. Renklerim de koyu hakim ve güzel bir mavi tonum var. Bunlarla sıralı çok hoş bir model hazırlayacağım. Bu model hem yazmalara hem namaz başörtülerine ve hem de havlularınıza dahi yapılabilecek bir model. Yani dediğim gibi çok amaçlı bir model olacak. Göründüğü üzere mavim leylak 294 numara, yeşilim de yine leylak koyu haki olarak geçiyor. İplerim hazır, zürafamı da hazırlamıştım. Hemen alt zemininden başlıyorum. Hemen yine koyu haki ipimi zürafama sabitliyorum. Burada bir tane hemen zürafa yaparak geri döneceğim. Geri dönerek bu kısma da 2 adet pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Tekrar bir tane zürafa yapıp yine geriye döneceğim. Bir önceki pırpırıma gelerek ikisini burada birleştiriyorum. Ve birleştirdiğim kısımdan içeri girerek buraya da 2 adet pırpır yapıyorum. Tekrar aynı zürafanın içerisine iniyorum. Olduğum iple buranın ilk pırpırını yapmış oldum. İkinciyi de yaparak tekrar yoluma devam edeceğim. Dağımı en küçük şekilde oluşturmuş oldum. Buna bir sıra daha eklemek istiyorum. Hemen şöyle bir iki zürafa yaptım. İkinci zürafamdan geriye dönüyorum. Şu şekilde yukarıya çıkacağım. Teker teker. Hemen ilk katımdaki pırpırıma geldim. Burayı birleştirdim. Şimdi bir kat daha yukarı çıkıyorum. Burayı da birleştiriyorum. Önemli olan pırpırlarımız aynı şekilde hiç bakış yönünü bozmadan aradaki mesafeyi korumak. Şimdi bu kısma da sadece bir tane pırpır yapacağım. Bir pırpırımı yapıp hemen yine aşağıya iniyorum. Bu şekilde buranın da ilk pırpırını yapmış oldum. Şu kısmı ve ikincisini de yaparak bir aşağıya ineceğim. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar bir aşağıya inerek buranın da ilk pırpırını yapmış oluyorum. Kalan birini de buraya yaparak tekrar yoluma devam edeceğim. Hafif şöyle de açalım kenara. Tekrardan inerek devam ediyorum.
İlk dağımı bu şekilde tamamlamış oldum. Dağımızın tepesinde bir pırpırlı kısım olacak. Bu pırpıra işlemlerimiz olacak daha sonrasında. Hemen devam ediyorum. Burada 3 tane zürafa yaptım. Ve 3. zürafamdan geriye döneceğim. Tekrar dağımı yapmaya başlıyorum burada. İlk olarak 2 pırpır yapıyorum. Hemen aşağıya iniyorum. Birinci zürafamı yapmış oldum. İkinci zürafamı da yaparak geriye dönüyorum. Bir önceki pırpırıma gelip burayı sabitleyeceğim birbirine. Bu kısma da 2 adet pırpırımı yapıyorum. Ben dağlarımı yapmaya devam edeceğim. Şöyle 3-4 adet yapayım. Sonrasında üst kısmındaki bıraktığımız pırpırlara geçelim. Alt zeminimi oluşturmuş oldum. Bu şekilde 4 adet dağımı tamamladım. Şimdi dağlarımın tepelerine nasıl bir uygulama yapıyorum? Burada hemen mavi ipimi alıp tepedeki bir tane yaptığım pırpıra düğümlüyorum. Buraya bir tane pırpır yapacağım. Bir pırpırımı yapıp tepesine geliyorum. Tam tepeye değil de biraz daha bu tarafa doğru. Tepesinden değil de biraz yine gidiş yönüme doğru kayaraktan düğümü atıyorum. Tekrar pırpırıma geriye döneceğim. Yine aşağı inerken de oldukça çok küçük bir pay bırakarak indim. Yok denecek kadar payım. Yine tekrardan bu kısma geri dönüyorum. Yine şöyle yan tarafından düğüm atarca tepesine değil de biraz daha yan tarafına doğru gelerek düğüm atıyorum. Ve tekrardan pırpırıma geriye dönüyorum. Bir defa daha yukarıya geliyorum. Şöyle yana doğru düğümü atıyorum. Çok iyi sıkmamız gerekiyor buralarda bunları. Ve yine pırpırıma geriye dönerek devam ediyorum. Şimdi bunu tamamladım. Tekrar bunun için başlıyorum.
kalıplarımı yaptım. Pırpırıma yukarıya çıkacağım. Tam tepesine değil de yan tarafına doğru düğümümü atıyorum. Tekrar iniyorum pırpırıma. Ve yine bu ipime geriye çıkıyorum. Düğümü yan tarafına doğru attım. Tepesine gelmiyorum. Tekrar pırpırıma iniyorum. İnerken bu indiğimiz ipimizi kısa tutmaya özen gösterelim. Kısa tutarsak bu şekli alabiliyor. Ve son olarak tekrar yukarıya çıkıyorum. Yan tarafa doğru düğümü attım. Yine buradan da son defa indim. Bunu da tamamlamış oldum. Şimdi bu kısmı şöyle geriye doğru toplayacağım. Bir tane daha yapacağım. Bunun için yer açmam lazım kendime. Pırpırımı yaptım. Tekrar yukarıya çıktım. Yine yukarıya çıkıyorum. Yan tarafa doğru düğüm atıyorum. Direkt tepesine çıkmıyoruz. Direkt tepesine çıkarsak zaten buradaki görüntü kanat görüntüsü olur. Yan yan düğümleri atmalıyız ki bu çiçek görünüme sahip olabilsin. Tekrar şuradan indiğim ipime geliyorum. Bakın tam tepeye değil. Biraz yan tarafına doğru. Çok iyice sıkıyoruz. Yine buradan da son defa aşağıya iniyorum. İnerken de mutlaka bu ipleri kısa tutun. Şimdi elimizde düzeltme yapma zamanı. Pırpırın içerisine bu çiçeği eşit miktarda dağıtmam gerekiyor. İleri geri, ileri geri toplayarak eşit miktarda dağıtacağız. Şurada elimin altında pırpırlarım biraz ezilmiş. Buna da iğnemle şöyle bir iki düzeltme yapacağım. Evet. Modelimizi bu şekilde yapacağız. Çok güzel bir çiçek yöntemi bence. Modelimi tamamladım. Modelin son hali böyle olacak. Alt kısmında dağlar yaptık. Üst kısmında ise üçlü yoncalar şeklinde çiçekler yaptım. Maviyi de çok yakıştırdım. Bu yeşilin tonunu zaten oldukça beğendim. Çok güzel bir tonu var yeşilin. Koyu haki olarak geçiyor. Mavim de yine Leylak 294 numaraydı. Zaman alıyor model. Şimdiden onu söyleyeyim. Çünkü hiç boşluk yapmadan sık sık modeli yapıyoruz. Yine üst kısmındaki çiçeklerde dikkat ve özen istediği için biraz zaman alıyor. Buna bir fiyat vermem gerekirse bu model yazma haricinde benim 100 TL'den başlayabileceğim bir model olurdu. Sıklığı çünkü göründüğü gibi oldukça sık. Üst kısımdaki çiçekler basit görünebilir ama
dikkat isteyen ve yavaşça yapılması gereken çiçekler. Bugünkü selamlarımı da Müzeyyen Aydın Hanım'a gönderiyorum. Kendisine desteklerinden ötürü ve güzel yorumlarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Yine siz izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünkü modelimi de bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki yeni modellerle inşallah yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.